Oysa ne uzundur ne de ince. Aşık Veysel Usta'nın dediği gibi gece gündüz gidilen yollar. Tıpkı uzun mu kısa mı olacağı belli olmadığı gibi ömrün. Sahi insan durduk yerde yola çıkmanın heyecanını neye yorar? Hangimiz düşünü kurmadık ki ötelerde, bazen bir tepenin ardında ya da bir dağın? Hangimiz söylemedik ki orada bir köy olduğunu ve o köyün gitmesek de, varmasak da, görmesek de bizim köyümüz olduğunu? Bir yürekten başka bir yüreğin bilinmeyen sırrına ermek gibidir yolculuk. Biraz kendinden kaçması veya kendinden çıkmak istemesi gibidir insanın. Yola düşen biraz da hayalin ateşine düşer aslında. Hoş geldiniz. Başkent Refkoşa'dan selamlar olsun. Yaşlıca Doloz'dan yani. Efendim, Lefkoşa'dayız ve Lefkoşa'dan biraz sonra biz yola çıkıp İnönü'ye doğru, Sinli'ye doğru yola çıkacağız. Orayı gezeceğiz bugün sizlerle. Onlar çok beklediler bizi. Aslında beklediklerine de değdi. Ve nihayet biz Sinli'deydik, İnönü'de. Küçük bir mesarya köyü İnönü. Atasından buraya sadece Türkleri barındırmış Mesarya'nın en eski Türk köylerinden bir tanesi İnönü. Şimdi sevgili yönetmenim Eray Gündoğmuş'un aldığı muhteşem görüntülerle baş başa kalacaksınız şöyle bir. Ondan sonra köyün iç sokaklarına doğru beraber ilerleyeceğiz. Buyursunlar. Şimdi bir avluya gideceğiz. Orada bir teyzemiz var. Aslında teyzemizin kendince bir tesellisi bu. Orada bir yatır olduğuna inanıyor. Yaşlı bir teyze varmış mahallesinde. O görmüş vesaire. Çok daha ilginç güzel şeyler var. Şimdi onları izleyiniz. Bakalım o ilginç bir yerde aslında o şehit alık. Nerede mi? Bakın gör neredeymiş. Efendim biz İnönü'deyiz. İnönü'yü geziyoruz. Sindi'yi yani. Sindeli halayık bir teyzemiz var yanımızda. Evet. Değil mi ya? Adı ne onun? Benim Aysel. Aysel ne? Aysel Ayter. Gel Aysel babam böyle gel. Aysel Ayter. Evet. Aysel Ayter abam. Ta tatlı sudan geldim ben dedi. Sindeli değilim. Evet. Ha ne zaman ben de zannettim daha yeni böyle 75'te geldi 80'lerde geldi. Ne zaman geldin? Ben 68'de. 68'de gelmiş de. Daha diyor ki ben filan yerliyim falan yerliyim. Yok artık sen alnı sallı Sindelisin. Evet. Neydi isim? Aysel Ayter. Aysel. Evet. Aysel'e bak ne güzel bahçen var böyle. Evet. Ha?
Evet. Evet demeyeceksin. Diyeceksin oyum da var, buyum da var. Anlatacaksın evet, bahçeni. Evet, her şey de var. Ha bak zeytin var, çiçekler var. Nedir o sarı var. Çiçekler? Cezar. Cezar. Evet. Mis gibi de tüter onlara. Evet. Kuyuk var orada. O kuyuda su var mı? Onda kuyu yok. Orası süstür. Ha. Evine gelen misafirleri kandırın ki evinde kuyu var. Evet. Evet ama kuyu da var. Hani kuyu? Kuyu da kaldı şeyde. Ha. Evde kaldı. Onu da mahsus süs yaptın. Yani eve gelen görsün ki bahçemde evet, suyum var. Çatlasın patlasın düşmanlarım. Evet. Narar. Suyum. Yok. Şimdi efendim Ayten abamın bahçesine gelmemin sebebi evet, nedir bilir misiniz? Evet. Siz söyleyin. Şehidayı görmek. Yerini görmek. Şimdi kırıkçı çıkıkçı deyze Şehidayı bunda görmüş. Ne vakit gördü? Evinde görmüş. Ama ben bilmem görmedim. Ta onda Hanay'dan burayı gördü. Geçermiş de gördü. Ha, ben zaten meraklıdır öyle pençereden bakarken gördü. Ha? Var mı öyle? Var. Öyle bir şey yok. Var mı öyle merakı pencereye yok, çıkıp da yok, ablının gözleri mi? Yok. Gözlerse ne yapar? Zaten gözlemez koca geri değil. Ne yapacak? Yani ola ki bir misafir, mesela bir komşun olsa da hep böyle çıksa penceresinden, Hanay'dan ablını gözlese. Baksa ne yapar, neden? Daha güzel. Kızma mı kendine? Yok ne kızayım. Kızman. Kızma. Varsın baksın ya ne olacak. Hiç olmaz. Şey, anlat bakayım, gel bakayım böyle şehidine anlat bakayım bize. Ha. Bir zaman şehit düşmüş buraya. Ha. Bu ev sahibi yapmış fırın kendine. Sonra koyunları koymuş oğlu bura. Kalkmış fırında gelen yakar ya mı? Evet. Ya şey vermiş burada odunlar modunlar. Yakmışlar hepsini. Evet. O da yıkmış. Evet. Biz bu eve gelince gösterdi burada yeri vardı. Üstüne. Yani burada fırın vardı. O fırını yıktı şehide. Evet. Şehide adam yıktı. Evet. Yakmasınlar diye. Evet. Ondan sonra biz gelince yaptık işte böyle. Adayan adar kendini. Şimdi efendim burada şehide, Kıbrıs'ta şehide denilen olay. Tamam. Yani bir şehidin ruhunun düşmüştü, varlığını evet, hissettirdiği yer. Evet. Yani tabii İnönü'müzde de İnönü'de tamam, şehit var. 1974 çatışmalarında şehit vermiştir İnönü. Yani kahramanlık unvanı var o konuda. Başka. Nasıl? Bu başka, o başka. Şimdi evet onu diyeceğim zaten. Evet. Şehida dedikleri evet, yani şehit olmuş birinin, ermiş bir kişinin ruhunun görüldüğü yere evet, böyle türbe yapılırmış ya da adak yeri yapılırmış. Evet, işte. Kim yaptı bunu? Bunu usta yapardı, evleri de yaptı kendini. Ha. Ki sen söylediğin usta evet, bunda şehida gözüktü, evet, göründü. Evet. O da yaptı bunu. Yeri vardı. Efendim? Yeri vardı. Neyi vardı? Yeri vardı. Ha burada. Evet. Ne yaptın yerini? Hay aynasını yaptık. Yıktım böyleydi, buncağızdı. Değildi ama evleri yükselttik biz. Ha ev yapacaksın diye şehidayı yerinden bir ettik. Bir oldu. Yok öyle bir şey yok, ben uyduruyorum. Evet evet, sen de tamsın. Ha nedir yani, kutsaldır. Şimdi bir Kadir günü, bir şeyinde mübarek günde de yakarım. Evet, buhur. Evet. Mum yakar mı? Mum da yakarım. Bak ben demeyecek ne dedim. Mum yakmak dinimizde yeri yoktur aslında. Ne Hala Sultan'a giden yakan da. Her yere yani giden. Herkes yakar da ben ne yakmayayım dedim. Evet biz de yakarız. Ha orası olmuş, ha burası olmuş. Hemen dediğim gibi İnönü'deyiz. Evet. Gezimiz devam ediyor. Evet. Müslümanlıkta mum yakmanın bir yeri yok ama bu bir alışkanlığa dönüşmüş. İnsanlar yakıyorlar. Şimdi herkes adar gelir yakar diyeceksin, yine yakma. Yani değil. Değme. Eskiden bilirsiniz hekimin doktorun az olduğu dönemlerde ne vardı? Kırıkçı çıkıkçı vardı, lokman hekimler vesaireler vesaireler. Ben de teyzeye bir oyun oynamak istedim. Kırıkçı çıkıkçı bir teyzeye konuk olacağız şimdi. Çok çok yaşlı bir teyze ama çok da kültürlü, çok da yaşam dolu bir teyze. Ben kendisine bir oyun oynadım. Kolum kırıkmış gibi yaptım. Sonra ne mi oldu? Onu da izleyiniz. Oh,
için söyleyeceğim size. Teyzeden gizli. Biz İnönü'deyiz. İnönü'yü geziyoruz. Gezerken bana dediler ki İnönü'de... Teyze adın neydi? Benim Namiye Havucu. Anlışanlı namı adada duyulmuş Namiye Aba var. Nedir marifeti dedim. Ha, kırıkçı çıkıkçıdır dediler. Şimdi ben Allah'a çok şükür turp gibiyim, sapasağlam. Turp gibiyim ben, sapasağlam. Ne kırığım var ne çıkığım. Ama teyzeme diyeceğim ki kırıktır kolum. Bakalım neler olacak. Ha, şimdi teyze ne yapar? Ne yapalım teyzem? Kaç yaşındasın? Yaşlı 82. Maşallah. Ya. Esas nerelisin? Doğumam, büyümem İnönü bu köy. İnönü? Evet. Ha, beyin ne yaptın? Beyim 23 senedir. Ömür bıraktı. Evet. 82 yıl ömür yaşadın Sinde'de, bunda İnönü'de. 82 yıl nasıl geçti? Ne işler yaptın? Neyledin? Anlat bakalım. Neler yapmadık oğlum? Evveli biz hukaralık vardı. Öksüz kaldık. Bizim babamız kasabıdır. Bizi çok iyi bir hayatta yaşadı. Ölünce adam çok ezgi çektik. Öksüz büyüdük. 11 kardeş. Maşallah. 11 kardeş. Elimiz ağır ağır yetilenimiz. İşimize sarıldık. Yaptık, eyledik. 14 yaşında bir adama verdiler beni, bu ev sahibime. Kaç sene yaşadık. Beraber işledik, beraber... Ne işler yaptınız? Ova işi var mıydı? Ne iş yapmadık oğlum, ne iş yapmadık. Benim kocam 2 liraya bütün 2 tane bahçe çevirdi köyümüzün miktarını. Sabaha kadar da saman kurdular. Şükür olsun. Geçindik, yaşadık. 4 tane çocuk ettik. Besledik, büyüttük. İşinem demedik. Evvel insanlar evinde yoğururdu. Bir torba un alırdı buğday, 1 liraya beyim. İçerdik, öğüdürdük, evimizde yoğururduk. Bir haftadan bir haftaya evimizde yerdik. Ha, zeytinimizi tuzlardık kendimiz, macunumuzu yapardık kendimiz. Yaramazımızı, bulgurumu kendimiz. Evimizde salar çıkarırdık, geçindik. Evlatlarımızı bu ana geldik, getirdik. Elimiz bolluğa çıktı, her şey. Çocuklarımıza, 4 tane evladım var oğlum, 4'ünü de evlendirdik. Şimdi de ama demedik çayını, demedik kukla, demedik. İş olan gavur tarafına, gavura da gittik. Badeliye'de gittiniz. Badedez ettik, badedez söktük, havun söktük. Her iş evlatlarımızı dereleyip. Derdik hayırlısıyla oğlucuğum. Bu ana geldik. Şimdi de bu yaşta bu kadar sene işledik, dövündük, yedik, içtik, geldik. Neyin sahibi olduk? Ha? Neyin sahibi? Şimdi de gayrı 5 vakit namazımla, ibadetimle, okumamla senin elin kırık. O da vuracak ona o. Bu işin bu. Şimdi ben ne için geldim sana biliyor musun Deyze? Benim bu kılım, bu kolum çıktı. Nasıl onaracaksın bu kolumu şimdi? Çıkartmak. Ya ağrır da omuzdan. Nereci bu? Bundan. Dur bakayım. Dur bakayım, bakayım kolumu. Bakalım ne olacak şimdi? Hayır. Senin kolun ne çıkıktı ne kırıktı. Anladın? Hayır. Ne çıkıktı? Hayır. Haddin ne böyle yapasın ya böyle. Bak omuz yerinde bu. Evet. Ha, ne çıkık ne. Ya, yani beni aldattı. Ha, yok oğlucuğum bak. Ne var? Evet. Ha. Gayet sağlıklı yani. Ha, evet. Gayet sağlıklı. Grip olaydı ne yapacaksın? Ben göreceydim. Grip olunca anlarım şu. Yollarım onu yapamam. Evet. Fakat çıkıysa korum dirsekten, omuzdan, bundan. Evet. Ya elimden geleni ama kırığı anlarım. Kırığıysa nereye bakarım derim doktora gidin. Evet.
Hayatta her şey değişir. Hayatta dostlar değişir. Sevgililer değişir. Her şey değişir. Değişmeyen ve değişmeyecek olan tek şey eştir. Bir çifte konuk olacağız şimdi. Yaşlı bir çifte İnönü'de. Amcamızın çok ilginç bıyıkları var. Yani zaten sırf bıyıkları ilgimizi çektiği için biz amcamıza doğru gittik. Güzel bir muhabbet oldu. Bauri ile su kabağının çekişmesini göreceksiniz. Bauri out, su kabağı in. Buyursunlar, keyifli izleyiniz. Dedim ya, İnönü çok eski bir Türk köyü ve benim çocukluğumda İnönü'de dizlikli amcalar, böyle pala bıyıklı, kaytan bıyıklı, amcanın bıyıkları gibi böyle bıyıklarını burkan amcalar vardı. Efendim, kafalarına mutlaka sarıkları olurdu. Kuşak giyerlerdi yelek. Yani bugünkü folklorik kıyafet 80'li yıllarda İnönü'de vardı. Ben kendi çocukluğumda çok iyi gözlemledim ve bu amcalar özellikle eşeklerle dolaşırlardı. Kimisi deri toplardı, kimisi onucuk bunucuk satardı. İşte kefenin bir tarafında soğan, bir tarafında patates. Bu şekilde zerzavatçılık yapanlar vardı. Şimdi ben geleyim meselenin özüne. Ne? İnönü'de, Sinde'de hala daha bu şu nedir? Bu Bauri. Efendim, Sinde'de Bauri out, su kabağı in. Su kabağı değil mi amca bu? Bauri'de hala da Sinde'de hala da Bauri out, su kabağı in. Yani eski amcalarımız, amca gibi eski amcalarımız hala da ovaya giderken su kabağın. Amca tut sen bu mikrofonu. Heh, öyle ağzıma doğru yanaştır. Efendim, İnönü'de ben bu kompozisyonu gördüğümde çok hoşuma gitti. Dedim ki ben bunu yapacağım. Amca dedi ki ziflidir onun içi. Biliyorum, ziflidir. Su kabağından su içmenin tadı başkadır. Bakar mıyız? Böyle. Oh. Oh 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 oh. Şimdi amca. İnönü suyu mu bu? Evet. Kuyu suyu değil yani. Ya da daşıma su da değil. Değirmenlik. Hasmaz İnönü suyu. Efendim, evet. İçiyoruz. Ama eminim amca ovada bu suyu, değil mi? Öyle mi? Sen daha öyle iç amca ya. Ha, sen de bildiğin usul. Öyle içilir işte. Su kabağından su böyle içilir, değil mi Neyse? Davarcığından, Rikerdi Başan davarcığından hatırlarım. Ben de yani eski köye yeni adet getirdim. Ne bu kadefe dökeceksin, su kabağından suyu da içeceğiz? Öyle. Şimdi efendim, olay bu. Bir tarafta bauri, bir tarafta su kabağı. Onlar dursun durduğu yerde. Şimdi. Söyle bakalım Deyzi, nereden başlayayım? Efendiden yoksa senden? Ben 1937 yılında İnönü'de doğdum. Evet. 7 kardeşin bir tanesiyim. Abimin birini Rumlar kaçırttı. Ne toprağı var, ne bir taşı var. Hiç yok, kayıp. Yani abimin, evet, bir tanesi. Büyük abim Lefkoşa'da oturur. En küçüğümüz de Lefkoşa'da oturur. Biz 3 oğlan, 4 kızıydık. 7 kardeş işte. Ablalarım da Lefkoşa'da. Köyde bir benim yani. Bir de kayıp olan. Seni kovdular yani bir tek köyde. Gel Deyzen böyle. Bir şeyim yani. Deyzen biraz utangaç. Deyzen biraz utangaç. Köyde yani bir benim işte. Bir de kayıp olan kardeşimin hanımı. Evet. Aile olarak. Akrabalar çok. Evet. Ben işte 66'da evlendik. Evlendiğinde senin bu herifin bıyıkları gene böyle aynı, burma burmaydı. Evet, doğdu öyle büyüdü. Öyle doğdu öyle büyüdü. Şimdi seni gördüğünde, ilk gördüğünde böyle yaptı mı sağa? Yok, biz 3 ay görüşmedik. 3 aydan sonra görüştük, nikah kıyıldı da. Ne için? Babamız biraz geriydi, şeydi öyle. Annesi de çarşaflıymış teyzemin. Sen ne için attın çarşaf? Ben ölmedim ama annem benim başına mertek düştü, öldüydü, ben öksüzüydüm. Evet.
babamla yaşardım. Bir kardeşlerim hepsi, kimi Soğukur, kimisi Lefkoşa'daydı. Evet. Babamla bir ben idim köyde. İşte kaç kişi istedi dışarıdan kısmet değildi. Babam ile yanına olsun. Siz de sindeliysiniz. Ben de sindeliydim. Ailem de, babamın ailesi de, annemin ailesi de hep İnönülü. Evet, biz kökten İnönülü efendim, bakar mıyız? Şimdi amcaya gidelim. Amcaya gidelim çünkü ne yaptıysa amca yapmış. O vurma bıyıkları var ya. Şimdi ağarmış, karlar yağmış bıyıklara ama hala da kuyruğu dik o bıyıkların. Ne var lan? Şimdi ne için öyle yukarı bakar o bıyıkların, kuyrukların? Ne böyle daha iyi kalır böyle. Ne için bükerdiniz? Evet, şu adamlar öyleydi eskiden. Yani sen de atandan, dedenden öyle gördün. Öyle gördük. Ne var lan? Şimdi eski televizyonda görüyorum. Böyle bir körgenliği. Evet. Daha iyi olur. Nedir onun anlamı? Yani efkarı nedir? Ahkamı nedir ya onun da böyle? Erkeklik işte belli olur. Ha, afalanmak? Tabii. Şimdi efendim kolay mı? Amcamızın soy ismi Efendi. Tabii. Efendi, hey efendi. Soy isim bir kere efendi. Yani kolay mı? Kaç yaşında çıktı bıyıkları? Benim? Okuldan çıktıktan sonra ya. Evet. Öyle seyrek meyredi, ona göre çuvalına. Seyreğkan bıyıklarının ucunu kaldırabilir miyim yok? Gene tutar, gene. Kalkmaz ki. Gene iki tanecik olsun böyle yapardın. Elini alışır üzere. İki tanecik olsun kaldırırdın hani, yukarı yani. Öyle değil, bu iş. Şimdi teyze dedi ki bana, o duymasın. Teyze dedi ki bana o bıyıklarına vurulmuş, doğru mu? Tabii tabii, yani genç olduğun devir. Genç olduğun devirde. Teyze utangaçtır, öyle yavaşçık, öyle kulağıma söyledi bana. Utanır, ne için utanır bu teyze böyle ya? Biraz ağırdır kulaklarda da. Ağırdır kulakları, ben utanır derim. Bak aha bunu bile duydu. Şimdi bir dur kavga etme yok. Dur. Ameliyattan sonra iki tane... Kızdı sana. İki gözümde tansiyon ameliyatı oldu benim. Kafadır. Biz de 70 yaşındayken çocuk değildik. Efendin kaç yaşında? 73 de o. 35 doğumlu. 37 doğumlu benim. Evet. Kim idare etti evi şimdiye kadar? Sen yoksa efendi? İkimiz de. Birbirimize danışarak. Evet. İkimiz de. Ama en çok onun sözü geçirdi değil? Yoksa o sabah çıkar akşam gelirdi. Beni kendim. Evet. İdare eden benim. Evet. Öyle... Sağa sağa asabiliği tutar mıydı böyle ef deyip de böyle felendi? Bir o kadar, bir çığlık o kadar. Ha, ne bir... dayak ne bir şeyin, bir işte o kadar. Bir yani çığlık. Bir yef çekeriz, ha yetişirdi. O kadar. Korkardım o yefinden yani. Saygı işte. Şimdi karar verelim. Saygı mı korkar mıydın? Yok, ne korkayım, korkmadım. Hiç korkacağımdan ben. Ulan dediğinde aman aman olur muydu bu? Ya hiç korkmadım ama işte. Korkmadın ha? Kendimize göre geçindik. Bu nedir amca? Gayış. Ne gayışıdır o? Yanlış söyledin, gayış değil. Ne? Golan. İyi golan aynı değil, gayış golan. Gayış değil, bazı da zil de kalır, şu zil bu, zil üstüne. Ne yapardınız bunu? Dikerdik. Ha sen dikerdin. Ben dikerdim. Evet. Nereden, deriyi nereden bulurdun? Satın alırdık. Gidin satın alın. Tabii, 4 milyona yağılır. Keçinin boynuna zil yaparsın. Tabii. Ha, bak bizi de var. Oh. Ne derler? Biz derler değil mi buna? Biz. Hatta bu bizle ilgili bir söz vardır. Derler ki şaşkın köşker ya iğneyi kaybeder ya bizi derler. Bu bizle ilgili bir laf vardır. Tabii. Hani böyle makine diker gibi dikiyorsun. Yani. Dikiş. Hop. Aynı adam böyle dikemez. Makine böyle dikemez. Her adam başkası da diker ama benim gibi dikemez ya. Evet. Keçiliğinin boynuna zilden başka neler yapardın şan böyle da, elinle? Şan da koyabilin ya. Mesela eşekler için şey yapmazdın? Döşme. He. Döşme de onları babam yapardı rahmetli. Evet. Boyunduruklarını falan? Boyunduruk tahtadan yaparlardı ya, mertekten evet. Boyunduruk. Baban yapar mıydı onları da? Başkası dülgeler yapar onları. Evet.
Güzel başladı muhabbetimiz teyzeyle. Eski bir evin kapı eşiğinde oturmuş, eski de bisiklet yanında oğluyla muhabbet etmekteydi ve biz yaklaştık. Sokulduk, girdik muhabbete. Sivri dilli bir teyzeydi, aman ha çok da temkinli. Yani hattat gibi diziyordu kelimeleri nakış nakış konuşurken. Ve bir yerde bir soru sordum ona. Günahtan sevaptan bahsediyorduk vesaire derken, siz günahkar mısınız dedim. Ne mi dedi? Hangimiz günahkar değiliz ki? Bakınız. Feriha teyzemin evine konuz. Şimdi Feriha teyze 77 yaşında. Şu bisiklet de aşağı yukarı 50 yaşında. 50 yaşında bir bisiklet, 70 yaşında bir teyze. İki tarihin ortasına oturdum ben. Doğmacası teyzemin... Evet, doğmacası Vadilli. Teyze aslında kökten bir Mesaryalı. Ki İnönü'de Mesarya Ovası'nın tam ortası. Ortasıdır. Burası tam ortası. Çok iyi biliyorum. 25 kilometre Lefkoşa, 25 kilometre Mausa. Tam Mesarya'nın ortasında. Teyzem de hasmahas Mesaryalı. Şimdi ismini bir de sen söyle teyzem. Feriha Bombaz. Feriha teyzem, 77 yaşındasın. Doğdun, büyüdün, Mesarya'nın ortasında yaşadın. Doğmacan Vadili, 20 yaşında gelin geldin Sinde'ye. Ne işler yaptın? Az önce ne dediydin bana? Yani bunda yok sonda. Sinde'de. Dezah dokudum. Çorap yaptım. Yün eğittim. Bahçacılık yaptım. Hayvancılık yaptım. Evet. Kığ işi yaptım. Evet. Ne hariç her şeyi yaptın? Söylemem, o gitmesin uzaklara. Teyze dedi ki bir iş hariç. Evet. Her bir işi yaptım. İş hariç. Dünyada ne iş varsa hepsini yaptım der. Evet. Şimdi 77 yıl yaşadın. Yorgun hisseder miyim kendini? Hayat yorgunu yani. Çok ederim. Hiç azalarım kalmadı. Hepsi bittiler. Bak halime bak, altı değneğin üstünde yürürüm ben. Azaların neydi? Ne ayak var, ne el var, ne mide var, ne bağırsak var. Neyi sayayım sana daha? Yek başına bir muhtar kaldın gel. Evet, gördüğün gibi bir kahveyi beni yapan halime verirsin. Ama sürünerek giderim, yaparım gene. Bu halimle bak her işimi yaparım. Evet. Yemeğimi pişiririm, kabımı içerim. Komşularıma kahvemi yaparım, kahve kaplarımı içerim. Evet. Yataklarımı onarırım. Evet. Evet. Azaların ne zaman terk etti seni tek tek? Başladı terk etsinler seni azaların. En değerlileri 6 sene evvel. Ayağım kırıldı inan, hepsi bitti. Evet. 6 senedir ayağım kırık. Teyze ne dedi? Azalarım. Neymiş azalarım? Ellerim, ayaklarım ve iç organlar. Bunlar azalar oluyor teyzenin demesine göre. Evet. Öyle sen de utan sana. Sen de 75-76 yıllık muhtar, 77 yıllık muhtar. Öyle. İyi idare ettin yani azalarını gene de. Yani ettim mi? Mahvettiler. 6 sene oldu dedin azaların ki başladı terk etsin seni. Daha evvelden daha her şey bozuldu ama yapar yürürdüm. Mesela çıkar bir komşuya giderdim ama şimdi ben otururum. Acaba daha biri gelecek mi de iki lakı dediğim bahtımı öldüreyim derim. Evet. Teyze bir şey söyleyeyim, aslında siz eskiler çok daha iyisiniz bu yenile kadınlardan. Yeni kadınlar var ya, o yeni türeme. Siz azıcık çok daha iyi ve sağlamsınız onlardan. Az içsinler bir ay yeni karılar, az gitsinler diskoya. Siyaraları fas fas. İki paket içerler günde.
kumar masalarından otursunlar evlerinin bucağında bizim gibi. Evet. Biz sabahtan kalkardım ben erkenden içerdim çamaşırı. Da güneş doğmadan kocam Digelya'ya giderdi de beraber gidelim bakardım bakalım ortalık ağardı mı? Gideyim ovaya korkmayın biri önüme kesmesin. Giderdim ovaya su varırdım bahçamı zevzevatım varsa toplardım. Gelirdim hayvanların altına girerdim. Üç tane iğne. Sağmaya. Sağmam hayvanın sana sağması mı yedirmesi var oğlum? Yedirmesi var. Altı var. Su varması var. Hep kuyudan elimle çekerdim suyu. Kaç çocuk ettin neyse? İki tane. İki tane. Nerededirler? Ha burada biri oturur. Ha biri budur. Evet. Gizlendi arkana. Evet. Ana kuzusuzdur galiba bu gelir gelir de bulur seni. Gene buna hayır duam. O birinin de hayır duam var. O birinin ben 4 senedir yüzünü görmedim. Nerededir ama? Mausa'da. Gelmez. Hmm. Bak şimdi görecek televizyonda seni. Sormayacağım sana niçin gelmez. Bir şey değil. O kalsın uğraştı. Ne söyleyeyim de böyle girmiyor. Ben acıktım ben gideceğim öleceğim. Ha kaynattın böylece yani. Evet. Kabak da var mı yanında? Yok kabaklı değil ya. Sen vadilili insanda kabak bulamadın yesin ya. İstemem ki kabak. Vadilileri kabakçı derler de bulamadın yesin kabak. Ben sevmem kabak. Ha sevmem. Ben kaç vadilden Sindi'ye geldim galiba. Şimdi evet yani 57 yıldır Sindi'de yaşa yaşa kabakçılıktan da vazgeçti. Öyle oğlum. Eskiden şu kadıncıklar gelirdi çarşaf örtünürlerdi. Ha. Onlardan değil, yataklara yazma. Yok başka bir şey soracağım sana. Sen giyer miydin o çarşafı? Benim yanımdan da giydim. Kaç yaşında attın şarları, şeyi, çarşafı? Aşağı yukarı 26-27 yaşında. Beyin söyledi yoksa sen kendi gümanın mı? Yok, teşkilat emri verdi. Hangi teşkilat? Türkiye'den gelenler. Ne dediler size? Çarşafı çıkaracaksınız dediler. Ya sen nasıl ilk kızdı, kızıdın, çocuğudun, sonra kız oldun. Anan baban istedi örtünesin, örtündün. Filan yerin filan adamı geldi, teşkilattır neyse artık. Emir verdi ki çıkaracak. Nasıl oldu da razı oldun çıkarasın? Beğenmez. Bak diyorum nasıl çocuksun. Senin aklın idrak etmez. Sen kendi keyfine mi? Sana kocana baskı kollarsa. Ya karın çarşafı atacak. Ya yengsen gırbacı derler sana bak. Madde yani geçen hafta geldiler şehidaya sordu. Madem para vermezsiniz ne gelirsiniz be? Ne gelirsiniz be? Değil. Ona geldi bir saat konuştuk. Ver 50 milyon dedim. Ha. Nefes parası. Bunca senenin tecrübesini o aktarırım diyeceksin. Evet. Ne vermek evet. Attan uğraştan? Tabii ver 50. Sen de şimdi geldin hayat. Yani ver parayı. Değil. Neyse ne diyor? Parayı verin. Öyle değil. Tutuğu çalar. Öyle değil. Tabii. O kadar. Bak ne otururum burası. Benim ekmek yok evde. O bir çocuk geçerse yollayacaksın, al oğlum bu 2,5 milyon, git al ekmek. Ama ayıptır, al bu 500 liracıyı da senin olsun. Bahşiş de vereceksin. Önüme lazım herkesin. Ya. Ne lazım? Ben ne boşuna konuşayım sizi? Aha konuştum. Parayı vermezsiniz. Bir dahaki sefere geldiğimde konuşmayacak vadesin. Demiştim ya, İnönü Mesarya'nın en eski Türk köylerinden biridir diye. Tabii o hadiseler sırasında şehit de vermiş İnönü. Evet orada şehitlerimiz de var. Kıbrıs Türk'ünün geleceği için yani bugünler için şehit olmuş Sindeliler. O olayın içinde bulunmuş bir amcaydı. Yani 50'li yıllarda o olayın içinde o acıya tanıklık etmiş olan bir amcaydı. O amca ki aynı meydanda oturuyordu. Şehitliğin ibaresi bulunan, anıtı bulunan meydanda oturuyordu köşede. Sokulduk yanına yavaş yavaş ve sorduk. Amca, nice oldu, nasıl oldu diye. Bakın, acısını tazeledik belki ama özür diliyorum ama bakın nasıl olmuş. Thank you.
Efendim, arkamızda bir şehitlik var. O şehitlikte tam 11 kişi yatıyor. Bu 11 kişiden 5'i Temmuz ayında, 12 Temmuz 1958'de işlerine giderlerken, çalışmak için giderlerken yollarına barikat kurulmuş. Bir servi ağacı devirmişler yola Rumlar 1958 12 Temmuz'da. Nihayet o işçilerin oradan geçeceği biliniyor tabii. İşçiler o mevkiye gelip serviyi yolun ortasında görünce araçtan inmişler. Araçtan inenlerden bir tanesi de yanımızdaki amca. Ve 6 tanesi de 1974'te şehit edilmiş. Şimdi 1958'den başlayacağız ve 74'e gireceğiz. İnönü şehitleri hakkında konuşacağız amcamızla. Amca nasılsın? Ne yapalım? Sizi sormadı. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz çok iyi. Hadi. Şimdi bizden... Şimdi amca, isminiz nedir? Mehmet. Mehmet ne? Yusuf Ziya. Mehmet Yusuf Ziya. Kaç yaşındasın Mehmet amca? 85. 85 yaşındasın maşallah. 58'de kaç yaşındaydın? O 58'inde 50-55'lerin içindeydim aşağı yukarı. Evet. Aşağı yukarı. Şimdi o gün normal bir gün. Kalktın sabahtan, hazırlandın, işe gideceksin. Evet. Volkswagen'de bir tamavirin vardı. Evet. Sabahtan bindin, işlettin. Yanında birileri var mıydı? Yarı vardı yanında tabii. Üçü de vardı benim yanımda. Onlar, şehit olanlardan mıdır onlar da? Yok, değil, onlardan değil. Ben en arkadaydım ben. Evet. Dört arabaydı bunlar. Evet. Önde o Kemal, Ali, onun işte dedik bir şey vardı, bir vanı vardı. Evet. O Latif Patlak ağacı atlayabildi, kaçtı. Arkadan Yusuf dayı vardı, gelirdi. Şimdi dur. Önce köyden yola çıkıyoruz. Ha. Şimdi hangi yoldan giderdiniz işleme? İşlemeye nereye giderdiniz? Şimdi işleme, kimisi Digelya üstlere, kimisi Mavus'a işlemeye giderler. Ha. Giderdik hep beraber. Ha. Ben askeri üstlere tam giderdim. Tam nerede kestiler yolunuzu? Tam köyden şöyle böyle bir 2 mil kadar ötede. Mavus'a doğru yoksa Lefkoş'a? Yok, şeye doğru, Berbudur'a doğru. Ha. Bu yandan. Evet, doğru. Ha, ova yolundan giderdiniz. Ova yolundan giderdik. Evet. O yoldan giderken önümüzde ağaçlar vardı sıra sıra. Onun arkasında her ağacı altında 2 kişi dururdu. Evet. Elleri silahlı. Ne zaman geçti o atladı Kemal o şekilde böyle kaçtı. Arkadan Yusuf dayı vardı gelirdi. Evet. Onun içinde vardı 7 tane 8 tane yolcusu vardı. Evet. Bir tanesinin attıklarına vurduklarına bir tanesinin gözü çıktı bir tanesine. Sağda belki Gavede'dir belki de. Halil isminde birisi. Halil. Ne attılar? Ne? G3? Silah attılar. Darallardı. Bizi darallardı. Daralladılar. Şu değil. Oradan da biren. Daralanırdı böyle. Çatır çatır daralanırdı. Evet. Onun arkasında da bizim şey vardı. Gene köylü Gaveci Mehmet derlerdi. Evet. O da oğluyla giderdi. Beraber Mavusa'ya işlemeye giderdi. O ne zaman o önündeki Yusuf dayı vurdular. Onu. Yusuf dayı öldü. Evet. Yusuf dayı öldü. Arkada vardı 2 tane kadın. Onlar çarşafları yandı silahtan. Onlar yattı yere. Bir tanesinin ayağı kırıldı. Yani Arif isminde birisi. Ayağı onun ezildi kırıldıydı ona. Bir tanesi de Halil gözü çıktı Halil'in. Halil Deveci buradadır ha. Evet. O meyanda onun arkadan neydi de Gavcı Mehmet giderdi. Evet. Oğluyla beraber. O durunca be Gavcı Mehmet durdu o da. Döndüler Gavcı Mehmet'e attılar. 5-6 tane. Gavcı Mehmet'in omzunu yaktı. Geçti oğlu yanından. Oğlu öldü. Ahmetçik isminde bir çocuk. 12 yaşında bir şey galiba. O öldü. Onun arkasında da ben idim. Ama ben görünce o kuvvetli silahları tahmin etmezdim şu bize böyle pusu kurdular bunlar. Aradım döneyim. Dönemedim. Mükümüdü orası. Otobil düştü benim toprağın içine. Çabalaya. Kaçtım, döndüm köye geldim. Köye geldiğimde haber verdim köyde. Köyde hiçbir yok, herkes işe gider. Hiçbir daha yok. O yana gittik, bir iki arkadaş vardı. Onun evine gittik. Dedik be çaba gidelim. Bizim önce arkadaşlar vurdular, yakacaklar dedim. Çünkü her ağacın altında iki tank benzin vardı. Gitti buldular onlar. Çünkü onlar kaçtılar, kurtuldular. Ben köye dönünce onlar kurtuldu, kaçtı onlar. Evet. Yani o gün 12 Temmuz 1958'de 5 kişi şehit oldu. Evet. Diğerleri hep yaralı. Thank you.
Çocukluğumda da görürdüm kendisini. Önce sevimli gelmeye başladı, bir ara ürktüm. Anneme sorardım, anne korkuyorum. Korkma oğlum, amca derdi. Evet, o amca artık 72 yaşında olmuş ama benim çocukluğumda kaslı kuvvetli bir şeydi. Şimdi bastonu taşıyor. Boyu 1.20'lerde ancak. Ama evlenmiş. Çok da güzel bir yuvası. 1.80-1.90 boyunda da oğlu olmuş. Batrak, neşeli, hafif gırgır ama lokum gibi muhabbet çıktı. Bakınız. Erdoğan Yorgancıoğlu İnönü'de oturmaktayım. Evet. Ne diyeyim? Erdoğan abi kaç doğumlusun? 36 Şubat 25. 1925. 1925. 36-25. Ne demek şimdi 36-25? 1936. Ha, 1936 doğumlusunuz. Evet. Efendim 46, 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 70 yaşındasınız. 72 yaşına yakındır. Maşallah. Torun torba var mı? Var. 3 tane var. Evet. Şimdi isminiz neydi? Erdoğan Yorgancıoğlu. Erdoğan abi. Erdoğan dayı diyeyim ben size. Dayı da de, amca da de. Her şeye yakışır. Şimdi evlendiğinizde kaç yaşındaydınız? Vallahi 30-35 yaşındaydınız. 30-35 yaşındaydınız. Şimdi boyunuz kaçtır? 4-2. 4-2? 4 ayak 2 inç. 4 ayak 2 inç. O da yapar aşağı 1 metre. Metre olarak nedir? 1 metre? Bilmiyorum onu. 15-20 santim. 1 metre 15-20 santim. Eşinizin boyu neydi? Benden yani bir ayak yüksekti. Yani aşağı yukarı aynıdır boyları. Evet işte bir ayak, 1,5 ayak bir şeydir. Evet. Ben 4 ayak. Tam o 5 kusur. Evet. Yani boyuna posuna göre birini buldum. Evet. Şimdi mesela karını kaç yaşındaydı? 35 yaşında senin. Karın kaç yaşındaydı? 15 yaş ondan büyüğüm ben. Karın senden daha uzun boyluydu değil mi? Şimdi seni gördüğünde böyle bu benim kocamdır, boyuna da posuna da kurban olurum kocamın der mi? 30-32 senedir işte hayatı yaşadık. Onun için hiç şeyimiz yok. Şimdi nasıl tavladın karını? Boyunla, posunla, gücünle, kuvvetinle? Aracılığıyla. Aracılık. Görücülük yani. Ha, usul, görücü usulüyle. Beğendi, ailesi de şeydi, fakirdi. Biz de fakirdik ve aldık. Evet. Başka bir şey yok. Evet. Siz ne iş yaptınız, neler yaptınız? Ayakkabıcıyım. Babamın mesleğiydi. Onundan çıraklık öğrenerek uzun yolda da işledim. Çangarıdınız yani. Kunturacı, çangar başkadır, kunturacı başkadır. Farkı nedir kunturacıyla çangarı? Çangarın şeyidir, çuban ayakkabısıdır, çangardır, vidalar böyle şeydir, büyüktür. Bu kunturacılığın özeldir. Başka evet. Yani çangar çuban ayakkabısı yapar, kunturacı? Şey daha sivil ayakkabısı. Evet. Şimdi bir şey sorayım sana, kaç tane evladınız vardır? 3 tane. Evladınızın boy oranları nedir? Biri 6... 1.90. Ha, daha uzundur. Hasan için boydadır o işte. Oğlunuz. Oğlunuz. 1.90. Ha. Vay be. Anası boyundadır. Yani şöyle diyebilir miyiz? Delikanlı babadan 1.90 evlat doğar. Öyle. Öyle diyebilir miyiz? Öyle diyebilirim. Evet. Senelerdir takip ederim seni televizyonda. Koca karılarla bile de sohbet edeyim. Bir kahkaha atan. Onun için ben de der... Aman yavaş. Aman sağlam bas. Yok. Değnek kaydı. Sağlam bas. Basarız. Yok. Hadi. Efendim bizim röportajımız buraya kadardı. Amcamız 73 yaşında. 73'tü değil mi? Neyse. 72. 72. Efendim 72-73 boyunda. Ben de 1.75 boyunda. Amca da boyumun yarısında ama mutlu bir hayatı var onun değil onu, mi? İşte kimseye müstahç olmayacak kadar mutluyum. Allah iyilik sağlık. Ne güzel. Hadi yolun açık olsun. Şöyle kahveye doğru yürü bakalım. Görelim endamını. Çekelim seni böyle.
Ayrılıkları hiç sevmem, bilir misiniz? Havalimanlarını, deniz limanlarını ve tren istasyonlarını hiç sevmem. Allah'tan tren istasyonu yok artık Kıbrıs'ta. Ayrılık anı geldiğinde boğazım düğümlenir. Şurada bir düğüm oluşur mu, ne söyleyeceğimi bilmem. Söyleyecek daha çok şeyimiz var. O yüzden laf söz bitmedi daha. Hayat ana rahminden kundağa, kundaktan kefene değin süren hayal, illüzyon, gelip geçici bir rüya gibidir. Bu rüyadan uyanmadan önce, yani ebedi rüyaya geçmeden evvel uyanın ve hayatınızı yaşayın. Hayattaysak ve yaşıyorsak tekrar görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Hadi eyvallah. Belki gelmezsin bu ile, yolcu güle güle, yolcu güle güle. Sakın ha düşmeden dile, yolcu güle güle, yolcu güle güle, yolcu güle güle, güle 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 dost. Oysa ne uzundur ne de ince. Aşık Veysel Usta'nın dediği gibi, gece gündüz gidilen yollar tıpkı uzun mu kısa mı olacağı belli olmadığı gibi ömrün. Sahi, sahi insan durduk yerde yola çıkmanın heyecanını neye yorar? Hangimiz düşünü kurmadık ki ötelerde, bazen bir tepenin ardında ya da bir dağın? Hangimiz söylemedik ki orada bir köy olduğunu ve o köyün gitmesek de, varmasak da, görmesek de bizim köyümüz olduğunu. Bir yürekten başka bir yüreğin bilinmeyen sırrına ermek gibidir yolculuk. Biraz kendinden kaçması veya kendinden çıkmak istemesi gibidir insanın. Yola düşen biraz da hayalin ateşine düşer aslında.